Piyasa Masası'ndan günaydın. Ben Zeynep Erataman, Bloomberg ET Araştırma Masası uzmanı Kutay Korap'la beraber her sabah olduğu üzere karşınızdayız. Öncesinde ise piyasalarda beklentilerde neler var onu ele alacağız. Her zaman olduğu üzere ALB Yatırım'a dönüyoruz. Satış ve Pazarlama Müdürü Meryem Gürsoy bugün bizimle birlikte. Meryem Hanım, dün itibariyle bankalarda önce yükseliş sonra düşüş gördük ve gün içi rekor seviyeye tutunamayan bir borsa söz konusu oldu. Yurt dışında da bilançolar var. İçeride de bugün Aselsan'ı bekliyoruz. Böyle bir yeni güne başlıyoruz. Neler beklersiniz? Günaydın. Öncelikle iyi yayınlar dilerim. Şimdi baktığımız zaman sizin de söylediğiniz gibi dün rekor seviyeleri önce zorlayan bir BIST 100 endeksi vardı ama sonrasında da bir geri çekilme gördü ve negatif tarafta kapattı endeks. Ama baktığımız zaman son 4-5 gündür 3500'den 3900'lere doğru da çok da sert bir hareket olmuştu endekste. Dolayısıyla açıkçası bu geri çekilmeyi normal karşıladığımızı söyleyebilirim. Bu tip durumlarla karşılaşacağız. Çünkü bu kadar sert bir yükselişten sonra piyasanın da teknik anlamda da bir sindirmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Diğer taraftan evet, bilanço dönemindeyiz. Hem içeride hem de dışarıda, ki dışarıya baktığımız zaman o tarafta da yine bilanço sebebiyle risk iştahının toparlandığını ve toparlanmış bir S&P ile karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. İçeride bize baktığımız zaman da bizde de açıkçası hem bankacılık endeksinde bir toparlanma oldu. Evet, hoş, dün bir miktarını geri verdi ama yine genel olarak baktığımızda genel konjonktürde olumlu seyrin devam etmesinin daha muhtemel olduğunu düşünüyorum Zeynep Hanım. Bilanço dönemindeyiz. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde hisse bazlı hareketliliklerin oldukça yoğun olduğu bir dönem içerisinde olacağımızı da ifade edebilirim. Diğer taraftan biraz da ben petrol fiyatlarına da değinmek istiyorum. Çünkü bugüne baktığımız zaman bugün petrol fiyatlarında bir hareketlenmeyle başladık. Çünkü ABD tarafından gelen haber akışları vardı. Stratejik rezervlerin piyasaya arz edilmesiyle ilgili. Dolayısıyla bu noktada petrol fiyatlarında da bir hareketlenme gördük. Önümüzdeki günlerde de bu noktada açıkçası hem Çin talebini, çünkü son zamanlarda azalan Çin talebinin de petrol fiyatları üzerinde baskısı vardı. Diğer taraftan merkez bankalarının nasıl hareket edeceği, agresif tutumlarının devam edip etmeyeceği de petrol fiyatları açısından önemli olacaktır diye düşünüyorum. ALB Yatırım Satış ve Pazarlama Müdürü Meryem Gürsoy, çok çok teşekkür ederiz aktardığınız notlar için. Biz de istersen genel piyasa toparlamamız ve şirket haberlerimizle başlayalım. Bugünden itibaren içeride bilanço sezonunu da konuşuyoruz herhalde. Dün Kalekim'le beraber artık sezonu açtık diyebilir miyiz Kutay? Evet, yani dün Kalekim'den geldi finansallar. Tabi burada yani bilanço sezonu boyun sonuna kadar devam edecek sololarda. Konsolidelere baktığımızda 9 Kasım orada da son gönderim tarihi. Yani 3 haftalık bir periyodumuz var aslında bilanço sezonu için. Bu hafta sakin. Esas hani gelecek hafta ve ondan bankalar sonraki hafta. Bankalar var değil mi gelecek hafta 24'ünden itibaren? 26 Akbank diye hatırlıyorum ben. 26'sında Akbank'ın gelmesi bekleniyor. Tabii 26 Ekim'de Akbank'la başlayacak. Sonrasında akabinde garanti şeklinde devam eder. Garanti Bankası'yla devam eder. Ondan sonraki hafta esas bir günde hani yanlış hatırlamıyorsam böyle aynı gün Tofaş, Aselsan zaten bugün geliyor, Tofaş, Erdemir, Koç Holding gibi böyle sanki çok ardı ardına bilançolar sık yoğun bir şekilde gelecek. Onu hatırlıyorum ama dün mesela dediğin gibi Kalekim'den geldi finansallar. ABD'de bilanço sezonu önemli bir şekilde devam ediyor ki hani ABD borsalarının kapanışlarına etki yaratacak şeklinde geliyor finansallar. Kısaca şöyle ABD'den bahsetmek gerekirse BOFA'dan geldi, yani Bank of America'dan geldi dün finansallar. İyi gelen, beklenti üzerinde gelen bilanço sonrası %3.8 Bank of America hisse listelerinde yükseliş gördük. Dün bir de Goldman'ın rakamları vardı. BOFA bir önceki gün. Goldman'ın geldi. Netflix'e dün geldi. Aynen. Netflix'te gelen finansallar, şöyle özetleyeyim onu. 1 milyon yeni abone kazanması bekleniyordu Netflix'in. Gelen yeni üye sayısı 2.4 milyona ulaştı. Bu 2.4 milyona ulaşmasının yanı sıra gelirler, aynı zamanda net kar tarafı her birinde beklentilerin üzerinde bir tabloyu işaret etti. Dünyada böyle farklı farklı kıtalara baktığımızda Netflix her kıtada kullanıcı sayısında artış performansı gösterdi. Bunun sonrasında da Netflix hisselerinde dün %10'luk primler takip edildi. Bugün seans kapanışından sonra Tesla'nın finansalları gelecek. P&G ve IBM'in yine finansalları gelmesi bekleniyor. Yani ABD'de bilanço sezonu takip edilmeye devam ediyor.
Diğer taraftan bizde de bilanço sezonu dediğimiz gibi başladı. Dün Kalekim geldi. Bugün Aselsan'ın finansalları açıklanması bekleniyor. Hı hı. Aselsan'da konsensus beklenti 1.5 milyar TL civarında bir kar açıklaması bekleniyor Aselsan'ın. 1 milyar 480 milyon TL'lik bir kar öngörüsü var. Kurumlar ne bekliyor diye bakarsak onunla ilgili de bir hazırlık yaptık. Örneğin Deniz Yatırım 2022 yılının 3. çeyreğinde Aselsan tarafında teslimatlardaki yavaşlama nedeniyle dolar bazında ciroda daralma olmasını ve operasyonel karlılığın çeyreksel bazda gerilemesini beklediklerini söylerler. Diğer taraftan yapı kredi yatırımın da Aselsan için 3. çeyrek finansal beklentilerini paylaşmıştı. Orada proje teslimatlarındaki yavaşlama nedeniyle yapı kredi yatırım satış gelirlerinde yıllık bazda dolar cinsinden ciddi anlamda daralma sergilemesini beklediklerini söylerler. Ve aynı zamanda faaliyet marjlarının da bu yılın ilk yarısına göre proje miksindeki değişim nedeniyle bir miktar aşağı gelmesini beklediklerini belirtmişler. Aynı zamanda iş yatırımdan da Aselsan'la ilgili tahminler vardı. Bakiye siparişlerindeki düşüş sebebiyle satış ve FOVEC rakamlarında dolar bazında daralmanın devam etmesini bekliyoruz. Uzun döviz pozisyonu sebebiyle net kar beklediklerini de hatırlatmış olurlar. Bunlar Aselsan'da bu akşam gelecek bilanço öncesi kurumların öngörüleri bu şekilde 3. çeyrek için. Şirket haberlerimiz var. Şirket haberleri tarafında da Kalekim'in finansallarını orada paylaşmaya çalıştık. 96 milyondu geçen çeyrekte açıkladıkları kar. Şimdi 9 aylık düzeltiyorum. 9 aylık açıkladıkları kar 96 milyondu. Şimdi bu yılın ilk 9 ayında net dönem karları 265 milyon TL'ye yükselmiş durumda. Şirket haberlerinde Emlak Konut vardı. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı İstanbul Başakşehir Hoşdere 7. etap arsa satışı gelir paylaşımı işi sözleşmesini imzaladığını gördük. Diğer taraftan Bakan Balaş ana ortak Bakioğlu Holding garantörlüğünde 5 banka ile sendikasyon kredisi imzaladığını da hatırlatmış olalım. Bu da ayrıca bir şirket haberi olarak karşımıza geldi Zeynep. Şimdi Aselsan'dan bilanço beklentilerinin aslında biraz girizgahını yapmış oldum. Bilemiyorum oraya eklemek istediklerimiz var mıdır? Diğer yandan tabii 3. çeyrekle ilgili de beklentilerini duyuran aracı kurum raporları da gelmeye başladı. Nereden devam edelim? Aselsan'ın öncelikle beklentilerini ya, herhalde göstereceğiz Aselsan'ın değil mi terminalden? Ben göstereyim beklentilerini fakat evet. Şöyle bir şey var. Aselsan tarafında sadece bir kurum tahminde bulundu. O yüzden hani onu ben hemen onu da aktarmaya çalışayım. En azından terminalden de göstermiş olalım. Aselsan tarafında sadece bir kurum var. Onu da söyleyelim. Yapı Kredi Yatırım. Behlül Karataş burada tahminlerini paylaşmış. Tahminlerinde 4 milyar 580 milyon TL'lik bir bu yılın 3. çeyreğinde bir gelir elde etmesini beklerler. Aselsan tarafında net kar ise 1 milyar 250 milyon TL'lik de bir net kar terminalde sadece bir tahmine göre oluşmuş durumda. Ama normalde konsensus piyasa tahminlerini aldığımızda 1 milyar 480 milyon TL'lik bir kar öngörülüyor. Aselsan için belki... Şimdi Ata Yatırım Genel Müdürü Yardımcısı Murat Barışık'ın da bir paylaşımı oldu sosyal medyada. İstersen madem bir kurum var terminalde dedik, bir kurum da buradan ben eklemeye çalışayım. Murat Bey zaten sosyal medyada da kurumun görüşünü ortaya koymuş. Aselsan bugün 3. çeyrek 2022 bilançolarını açıklayacak. Ata Yatırım olarak beklentimiz 1 milyar 785 milyon TL'lik net kar diyor. Konsensus 1 milyar 480 milyon TL. 3. çeyrek 2021'de de 602 milyon TL'lik kar olmuştu diye hatırlatması var. Murat Barışık'ın onu da hatırlatalım Ata Yatırım adına. Şimdi hani buradan son olarak Aselsan'ı belki şöyle kapatabiliriz. Hani kurumlar ne bekliyor Aselsan'da diye terminalde bakarsak 4 kurum al 11 kurum tut önerisinde bulunmuş. 12 aylık hedef fiyatlar burada 30 lira 05 kuruş olarak ön plana çıkıyor. Burada hani en son revizyona bakarsak Kamar Kulek yapmış burada Oyak Yatırım'dan. O da 30 lira 80 kuruşluk bir hedef fiyat paylaşmış. Onun öncesinde bu yılın 9. ayında 23'ünde yani 23 Eylül tarihinde 2 tane kurum tahmin girmiş. Onlar da biri 33 lira 90 kuruş, diğeri 34 lira 50 kuruş hedef fiyat belirtmiş. Ayın 22'sinde girilen tahminde de yine 32 liralık bir tahmin var. Yani son bir ayda girilen tahminlerde Aselsan için her biri 30 lirayla 33 lira arasında değiştiğini söylüyor. 34
4 lira attı. 3860 puan Borsa İstanbul Yüz Ana Endeks'in bugünkü açılış seviyesi oldu. 19 puan kadar yükselen borsada %0.50'lik bir prim izliyoruz açılış itibariyle. Tekrarlayalım, 3860 puandan başlıyoruz biz yeni güne. Mali endeks tarafına baktığımızda karşımızda %0.51 sınai endekste, %0.37 ve banka endeksinde %0.21'lik yükselişle 61'lik düzeltelim yükselişlerle ekranımıza yansımış durumda. Borsa açılışı itibariyle kurlar cephesine de birazdan bakacağız ama öncesinde turizm endeksi diyelim %0.26 yükseliş var orada da ve ulaştırma endeksi tarafı da %0.50 kadar alıcılı bir seyirle yeni güne başlıyor. Dolar TL 18.58.51, Euro TL Kanada ise 18.28.08 seviyesinde ekranımıza yansıdı diyelim. Şimdi aracı kurum raporları tarafında bugün hangi raporla başlayalım? İş yatırım var, deniz yatırım var, vakıf var. Dolu dolu bir sürü rapor var elimizde. Seç beğen al Kutay. Ben yapı kredi yatırımla deniz yatırımı aldım bugün. Önce yapı kredi diyoruz bugün o zaman. Tamam. Bu arada şunu da söyleyeyim. Saat 14 yayınında, güzel yaptığımız yayında da yine bu beklentileri paylaşmaya çalışıyoruz. Çünkü kurumlardan çok değerli raporlar geliyor. Tabii. O yüzden bunları da biz de mümkün olduğunca gün içerisinde yayıp anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü yarından itibaren şirket bilançoları gelmeye başlayınca artık biraz daha odak noktası oraya doğru kayacak. O yüzden ben mümkün olduğunca aktarmaya çalışayım. Şimdi 2022 kar tahmini diye yine yapı kredi yatırım tahminlerini paylaştı. Ve şunu söylerler, kapsamlarındaki tüm şirketler için %212'lik net kar büyümesi öngörüyorlar. Bu tabii TL bazlı. Dolar bazlı net kar büyüme beklentileri de %49 olarak yapı kredi yatırımın ön plana çıkıyor. Büyüme karlarının 5 kat artmasındaki beklentilerinin bankacılık sektörünün buna öncülük etmesi şeklinde not paylaşmışlar. Tabii bankalarda yapı kredi yatırım ne bekliyor diye bakarsak, güçlü net faiz marjı gelişimi, sağlıklı kredi büyümesi, korunan aktif kalitesi diye 3 başlık atmışlar. Bu yılın 3. çeyreğinde takiplerindeki 5 büyük bankanın net karında çeyreksel bazda %14, yıllık bazda %434'lük bir artış öngörmekteler. TL kredi mevduat makasındaki iyileşme, swap maliyetlerindeki iyileşme ve TÜFE endeksi tahvillerin artan güçlü karlılığın en temel etkileri olarak karşılarına geldiğini söylerler. Takipteki yine 5 banka arasında Garanti, Akbank ve Halkbank'ın çeyreksel karlılığını en yüksek arttıran bankalar olmasını beklerler. Diğer taraftan Vakıfbank, Albaraka ve İş Bankası'nın çeyreklik kar gelişiminde geride kalmalarını beklerler. Diğer taraftan hayat sigortası ve emeklilik şirketleri arasında Anadolu Hayat'ın bu çeyrekte güçlü net kar gelişimi elde etmesini de tahmin eder yapı kredi yatırım. Tabii burada banka dışı şirketlerle ilgili de analizleri var. Banka dışı şirketler nezdinde ise her şey enflasyonla ilgili şeklinde bir not paylaşılmış. Burada döviz gelişimleri alışıldığı üzere sadece zayıf TL'yi değil, bu sefer Euro'nun dolar karşısındaki değer kaybını da içerdiğini söylerler. Tabii bence bu da çok önemli bir not Zeynep. Çünkü biz bundan önce hep şunu konuşuyorduk. TL'nin Euro ve dolar karşısında değer kaybetmesiyle ihracatçı firmaların bundan bazı noktalarda nemalandıklarını hep bahsederdik ama şimdi bu çeyrekte ciddi bir şekilde parite tarafında, Euro dolar paritesinde doların lehine bir tablo gördük. O yüzden Euro dolar paritesindeki hareketten etkilenecek şirketler de bu çeyrekte ön plana çıkabilir. Yüksek enflasyon birçokları için ilk beklentilerden daha güçlü ciro büyümesi ve envanter kazançları sayesinde marj genişlemesi sağlasa da şirket karlarını daha yüksek girdi maliyetleri ve işletme giderleri yoluyla baskıladığını da söylerler. Kapsamlarındaki şirketlerin tamamı için %150'lik bir ciro artışı öngörseler de burada VAFÖK tarafında sadece %30'unun VAFÖK marjının iyileşmesini beklerler. O yüzden burada maliyetlerdeki artış da cirolar büyüyor ama maliyetler de bu noktada büyüdüğü için VAFÖK tarafında sadece %30'u şirketlerin büyüme marjlarının iyileşmesini beklemeye devam ederler. Sektör bazlı ayrışmalara baktığımızda havacılık, petrol, enerji ve gıda perakendesi en iyi performansı göstermesi beklenen şirketler arasında ve sektörler arasında olduğunu görürler 3. çeyrek için. Çelik ve telekomun geride kalmasını bekliyorlar. Bunlar da sektörler tarafında geride kalması beklenen iki sektör. Biri demir çelik, diğeri telekom sektörü. Türk Hava Yolları, Pegasus, Tüpraş, Aksen, BİM, Anadolu Efes,
en ön plana çıkardıkları hisseler olarak Yapı Kredi Yatırım'ın yer alırken, diğer taraftan Arçelik, Ereğli, Kardemir, Telekom'un ise inceleme kapsamında en zayıf sonuçları açıklamasını beklediği şirketler olarak Yapı Kredi'nin yer aldığını hatırlatalım. Muhasebe kazancı ve nakit yaratımı diye bir diğer başlık var. Yüksek enflasyon finansal tabloların şirketlerin reel durumlarını yansıtmasına engel olmakla birlikte geçmişle karşılaştırılmasını da zorlaştırdığını söyler Yapı Kredi Yatırım. Hatta Yapı Kredi Yatırım'la bir tablomuz da vardı. O tabloda varsa onu da... O tablomuz şu an yok. Tamam, o zaman ben buradan aktarmaya çalışayım. Burada mesela öz kaynak karlılıklarına bakarsak Akbank tarafında 3. çeyrekte öz kaynak karlılığını %60.4 olarak öngörürler. Garanti Bankası için 3. çeyrekte öz kaynak karlılığı %57.3, İş Bankası için %45.5, Halkbank için %23.3, Vakıfbank için %20, TSKB için %48.7, Albaraka için %19, 5 büyük bankanın ortalama öz kaynak karlılığının ise %41.3 olduğunu öngörürler 3. çeyrek itibariyle diyelim. Bankalarla ilgili ve aynı zamanda sektörle ilgili de beklentiler bu şekilde oluşmuş durumda. Bir de Deniz Yatırım'ın var burada 3. çeyrek beklenti raporu. O tarafı da... Onun görseli var. Tamam, Deniz Yatırım'ın var. Tamam, o zaman onu rica ederim. Ya, galiba ben yanlış yaptım, gönderdim. İş yatırım da var elimizde ama onu artık saat 14'te Güzem'le aktarırsınız tamam, olmazsa. Tamam, yapalım. Onu ben de yanlış şey yapmışım. Bu da Deniz Yatırım'ın 3. çeyrek beklentileri. Onu da hemen buradan paylaşalım. Şimdi 3. çeyrek için tahminlerde net satış gelirlerinin 722 milyar TL olması, FAVÖ'nün 127 milyar TL'ye ulaşması, finansal olmayan şirketlerde net karın ise 100 milyar TL olması öngörülüyor. Burada çeyreksel bazda sırasıyla net satış gelirlerinde %13, FAVÖ'de %18, net karda ise %17'lik bir büyüme beklerler. Bankalar tarafında ise 73.4 milyar TL'lik bir net kar öngörülürken burada çeyreksel %17, yıllık değişim %415 oranında. Sigorta firmalarında ise 954 milyonluk bir kar öngörülürken çeyreksel bazda %148'lik ciddi oranda bir büyüme, yıllık bazda ise %81'lik bir öngörü ön plana çıkıyor. Böylece finansal olmayan bankalar ve sigortaları topladığımızda BİS'te toplam net karın 174.7 milyar TL olmasıyla birlikte çeyreksel bazda Borsa İstanbul'da da karlılığın %17 oranında artması öngörülüyor diyelim. Şimdi bu arada yine son dakika bilgisi de az önce ekranımıza geldi. Arge harcamalarının gayri safi yurt içi hasıladan aldığı pay 2021 senesi içerisinde %1.13 oldu. Önceki seviye %1.09'du. Detayını da özellikle radyodan takip edenler için telaffuz etmiş olalım. Devam edelim istersen Kutay. Şimdi burada Deniz Yatırım'ın finans dışı, finans, hı hı, sigorta ve toplam kar tarafını söyledik. Burada neler ön plana çıkıyor onu aktarmaya çalışalım. 1. Araştırma kapsamında bankaların net karının bir önceki çeyreğe göre %17 artmasını beklediklerini söyledik. Burada öz kaynak karlılıklarının yılın ikinci çeyreğine göre 1.5 puan, geçen yılın aynı şekilde 3. çeyreğine göre ise 31 puanlık artışla %47 seviyesine ulaşabileceğini öngörüyorlar. Bu dönemde ön plana çıkan dinamiklerde büyüme tarafında TL kredilerdeki büyümenin bir önceki döneme göre hız kesmiş olması, TL mevduat büyümesinin TL kredi artışının üzerinde gerçekleşmesi, TL tarafta mevduatın krediye dönüşüm oranının önceki çeyreğe göre 10 puan kadar iyileşmesi ve güçlü aktif kalitesi artan karşılık oranları ile birlikte korunmuş olması şeklinde sıralar Deniz Yatırım. Burada özel bankalar tarafında Akbank ve Garanti Bankası'nın biraz daha ön planda olabileceğini de söylemişler. Hayat sigortacılığı ve bireysel emeklilik tarafında ise Anadolu Hayat hem de AGESA'nın bir önceki döneme göre daha yüksek kar elde edebileceğini düşünürler. Bu da sigorta tarafı için ön plana çıkan not. Aynı zamanda prim üretiminde elde ettiği artış ve motor segmentindeki payının da daha düşük olması sebebiyle Türkiye sigortanın da nispeten ön planda olabileceği de sigorta tarafında öne çıkan notlar olarak yer almış. Tabii finans dışı tarafına dönüp bakarsak burada finans dışında iyileşen ürün marjları ile TÜPRAŞ, kağıt segmentinin devam eden katkısına ek olarak zayıf TL beraberinde Alkim,
Yükselen birim fiyatlar eşliğinde Hektaş, enerji segmenti öncülüğünde Alerco, yenilenebilir enerjide Galata Wind ve Aydem, finans ve finans dışı segmentlerinin katkısıyla Koç Holding ve Sabancı Holding, yolcu trafiğindeki güçlenme, birim gelirlerindeki artış ile havacılık sektörü hisseleri, ki burada Türk Hava Yolları, TAV ve Pegasus yer alıyor. Yurt içi ve yurt dışı projelerinin katkısıyla Kontrolmatik, fiziki mağaza sayısındaki artış, yüksek seyreden gıda enflasyonu, öz markalı ürünlere olan talebin artması ve tüketici alışkanlığının değişmesiyle şok market fiyatlama stratejisi ve teşviklerle Brisa, Romanya satın alımının tamamlanmasıyla satış hacmi ve gelirlerdeki artışla Ford Otto, fiyat artışları ve uluslararası hacim büyümesiyle Coca-Cola, paritenin zayıfladığı ortamda ham maddenin euro cinsinden, satışları ise dolar cinsinden gerçekleşmesiyle MTR, İlaç zamları dolayısıyla meydana gelen yüksek stok karıyla Selçuk Ezza Deposu, güçlü abone kazanımı ve arpa büyümesi ise Türkcell'in kuvvetli sonuçlar açıklayacağını tahmin ediyoruz derler. Bu da finans dışı sektörde farklı farklı şirketlerin gerekçelendirilmiş neden kuvvetli sonuç tahmini öngördüğünü paylaşmış Deniz Yatırım. Böylece finans dışı şirketlerin net kar rakamlarının bir önceki çeyreğe göre %17, geçen yılın aynı dönemine göre ise %152 artmasını öngörürler diyelim. Böylece de Deniz Yatırım tarafında paylaşmış olalım. Bilanço döneminde yapılan tahminlerde de ön plana çıkan unsurlar bunlar Zeynep. İstersen bir başka görüş daha vererek devam edelim Kutay. Borsa tarafında her ne kadar yabancı yatırımcı az, işte kur çok fazla hareket etmiyor dememize rağmen tabii dolar bazlı BIST'i takip etmeye devam ediyoruz. Tacirler Yatırım Yönetim Kurulu Danışmanı Mehmet Aşçıoğlu dün yayınımızdaydı. Borsada 2,5 sent düzeyini kolaylıkla görebileceğimizi öngördü. Detaylarını paylaşarak bugün piyasa masasını noktalıyoruz. Yarın sabah tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Pandeminin başından beri 2,5 sent hedef, yani midpoint dediğimiz hedefi koruyan ve hala onu gözeten bir analistim ben. Daha 2,5 sente ulaşmadık ama kıyısına yaklaştık geçen bankacılık türbülansı ile birlikte, yaşadığımız türbülansla beraber. Ama seçime giderken bu hedef değil aslında, bu kolayca ulaşılabilecek bir yer benim için gördüm. Biz o 2,5 sente muhakkak gideriz, uptrend'de korunur diye düşünüyorum. Çünkü paranın fazla olduğu yerde, enflasyonun yüksek olduğu bir dönemde borsanın tartışması tabii ki iyi olacağı çok açık. Bunun için müneccim olmaya da gerek yok. Şu an uptrend'in içindeyiz. Evet, bilanço dönemindeyiz. Bilançolarda seçicilik olacak şimdi. O gelecek bilançolara göre bazı kağıtları belki satacağız ama pek çok hisse senedini muhtemelen almaya da devam edeceğiz. Bunların özellikle endeks yapısı içindeki temsil ettikleri oran önemli olacak. Çünkü yukarı gidecek olan hisse senetleri endekste etkiliyse endeksin belki de bu yukarı hareketinin bir müddet daha devam etmesini bekleyeceğiz bilançolar sonrası. Ama ondan sonra muhtemelen artık yıl sonu bilançolarına kadar aynı 6 aylık bilançolarda gördüğümüz gibi bir realizasyon dönemi yaşarız. Ama öyle çok güçlü bir realizasyon ya da bir çöküş, herhangi kötü bir durum beklemiyorum açıkçası. Uptrend'in içindeyiz ve bu trend korunur diye düşünüyorum seçimlere kadarki sürede. Seçimlere kadarki süre seçimin yapılacağı gün değil tabii ki. Öncesinde 1-2 aylık süreye kadar, o süre zarfına kadarki konumda borsada uptrend'in konulacağını düşünüyorum. Ve hedefler de hep daha yukarıya alınarak, o hedefleri test ederek olacak bu diye düşünüyorum.